oldu? Gül'le konuşmaya geldim baba. Çocuk? Onu da getirdim. Gül'le kendi bildiğim gibi konuşacağım. Nasıl bir şeyle bakıyor? Baba, bu çocuğun benim çocuğum olup olmadığından emin değilim. Onun için de Gül'ün yardımına ihtiyacım var. Allah Allah. Şüphem mi var? Yani başından beri bunun Kaan'ın bir komplosu olduğunu düşünüyorum. Kaan'ın? Demeyin o şey ya. Emin değilim. Ama öyle bir durumun içerisindeyim ki içinden bir türlü çıkamıyorum. Dur bakalım ya, anlarız onu. Paşa. Maşallah, maşallah. Ne yapıyorsun baba? Ya çocuk bizimse anlarım, ben gran çek ya. Dur bakayım be. Beni bak. Şimdi eğer bu senin babaysa ben de bunun baba. Sen benim torun, ben senin dede. Dede ya. Dede, dede. Gel bakayım bir dedeye sarıl bakayım bir. Dede! Çık canına yakın çocuk bir ya. Ay maşallah. Bak. Bak bakayım bana. Bana bir bak bakayım. Ne diyorsun bu? Hiçbir şey anlamadım ya. Ben daha fazla kafa karıştırmayayım da içeri girelim. Ben Sultan Hanım'ı oyalayayım. Sen de kızla istediğin gibi konuş bakalım. Tamam baba. Ay yazık ya. Tövbeler olsun. Tövbe. Geç. Sen onu bana ver de git benden konuş bakayım. Gül. Konuşmaya geldim. Seni ne kadar çok sevdiğimi biliyorsun değil mi? Gel bakalım. Nasılsın kızım? Aşağı gel. Gel dedeciğim gel. Hüsnü, sen de mi buradasın? Gel bakalım böyle otur. Otur buraya, otur. Sultan Hanım, çocuk var, konuşacaklarmış biraz. Gel biraz gezini veririm sana. Ama iyi düşün demedin, iyi düşün demedin. Hadi aç gezem senden biz. Gel bakalım. Bugün hayatımın en zor günü. Bunu atlatmakta bana yardımcı olur musun? Tamam, olurum. Olurum da çocuğu niye getirdin? Bak, sana karşı dürüst olacağım. Ben bu çocuğun benim çocuğum olup olmadığını bilmiyorum. Aslına bakarsan biliyorum, benim değil ama annesi karşıma öyle şeylerle çıkıyor ki kafam karışıyor Gül. Ve eğer ki benim çocuğumsa bundan sonra da hayatımda olacak. Tıpkı senin olduğun gibi. Nasıl olacak hocam? Yani annesinden nasıl ayıralım ki çocuğu? Günah değil mi bu? Bir dakika. Sen beni affedebilecek misin ki? Ben seni suçlayamam ki. 6 sene önce olmuş bir şey.
sen nasıl benim geçmişimde olan her şeyi elinin tersiyle bir kenara ittin? Bu da senin geçmişinde olan bir şey. O yüzden ben seni suçlayamam. Ama tek bir gerçek var. Çocuk var ortada. Bir de onun annesi. Onlar varken ben senin hayatının neresinde olacağım onu bilmiyorum. Gül. Ben seninle her şeye karşı koymak için çıktım bu yola. Değil bu köy bütün dünya üstümüze gelse de senden vazgeçmem dedim. Ben de aynı şeyi dedim sana. Hala vazgeçmiş değilim ki. O zaman bu zorluğu da birlikte atlatacağız. Neydi, nasıl? Açıkçası hiçbir fikrim yok. Ama atlatacağız. Eğer ki yine birileri bizi ayırmaya çalışıyorsa... biz de onların karşısına aşkımızla çıkacağız Gül. Baba. Efendim oğlum? Dişim geldi baba. Sırası mı şimdi? Çok geldi baba. Tamam. Tut biraz. Tutunuzu tutsun küçücük çocuk. Ama götür işte. Tamam. Gel. Gel. Gel buraya. Demek Cemal inanmıyor çocuğun kendinden olduğunu ha? İşte emin olmamakla birlikte kuşkuları var tabii. Kimden kuşkulanıyor peki? Doğan'dan. Bak bu olabilir. Bu adam bu göğe geldiğinden beri Gülsüm'den Cemal'i ayırmak için her şeyi yapıp duruyor. Gel. Hadi kalk gider. Konuşalım onunla. Dişiyle? He. Burada böyle boş boş oturacağımıza gidip konuşalım canım. Hadi bir işe yarayalım değil mi? Hadi. İyi madem. Heh, gel bakayım yıkayalım elleri. Öbür elini de uzat bana. Aferin sana. Tamam. Bek gel hele. Şöyle yap. Böyle böyle. Tamam. Gel bakalım. İyi misin? İyisin, iyisin. Gel bakalım yerine oturtalım seni de. Otur bakalım. Baba sıkıldım ben ya. Hayatım bırak şuralarda oynasın bari. İyi tamam oyna. Ama gözümüzün önünde bak şuralarda. Hadi. Birileri bizi ayırmaya çalışıyor dedin ya. Kim onlar? Sence kim? Kaan'la Kamuran mı? Yani Kamuran bu sefer işin içinde değil galiba. Çünkü eğer öyle olsaydı çoktan kendini ele verirdi o. Hmm. Kaan tek başına diyorsun yani. Yani. Artık son kozlarını oynuyor Gül. Ve eğer bu planı o yaptıysa bu sefer kusursuz bir plan hazırlamış. Ya benim aklıma bir şeyler geliyor aslında. Ne geliyor? Ya bak şimdi eğer Kaan bu planı yaptıysa ve bu kadının izini bir şekilde bulup buralara kadar getirdiyse ve bu kadın da bu oyunun içindeyse kesin işin ucunda büyük büyük paralar vardır. Yoksa bu kadın kolay kolay vazgeçmez. Ama insan anca o kadar paradan şöyle vazgeçer. O da çocuğu için. Ya şimdi işin en başına dönüyorum. Hani dedim ya çocuğu annesinden mi ayıracağız diye. Aslında böyle bir plan yaparsak kadın ya durumu kabullenip çocuğu sana verir ya da ortalığı ayağa kaldırır. Yani şimdi çocuk eğer seninse çocuğu sana verecektir. Ama çocuk senin değilse herhalde durup dururken kendi çocuğunu sana vermez yani.
Ne oldu hayatım, niye gülüyorsun? Yine aynı şeyi düşündük. Ben de sana buna özel bir şey söyleyecektim ama sabahtan beri nasıl söylerim diye onu düşünüyordum. Hayatım, ben seni o kadar çok seviyorum ki. Senin için her şeyi yaparım. Ben de bir tane. Ben de senin için her şeyi yaparım. Hatta öl de ölürüm. Hayır. Allah seni. Ben gelme. Savaş mı istiyorsun sen? Hayatım, kapatamıyorum ya. Ne oldu? Nasılmış? Nasılmış? Ha? Açtım, kapatacak mısın artık? Tamam, bitti. Tamam. 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 Tamam.